Fenerbahçe'nin belli 2-3 hücum formasyonu var. Hatta üzerinde çok fazla durduğu ana bir hücum formasyonu var. Onu zaten bozduğunuz zaman daha fazlasını bekleyemiyorsunuz. Skor gelmedikçe, sizin oyununuz bozuldukça oyuncuların siniri de bozuluyor. Evet. İstediklerinizi, planınızı uygulamaya rakipler engel olunca da sinir bozukluğu artık agresif dışında biraz spontane hareketler maç içerisinde oyun kurgusu ve planlamayla ilgili ve tabii ki ortaya iyi olmayan bir durum çıkıyor ve eleniyorsunuz. Fenerbahçe'de bu durum bir maçlık mı, sezon başından beri genel bir sonuç varabilir miyiz? Bilemiyorum, onu sana bırakacağım. Ama kupadan da eleniyor olmak hoş olmadı Fenerbahçe'de. Çünkü artık bu sene 3 maçı alan kupa alacak. Evet. Evet, Avrupa'ya gidebilme durumuyla ilgili, Avrupa Ligi'ne katılmayla ilgili bir kolaylık sağlanıyor kupa alanı. Ama onun dışında somut bir başarı karşılığı bir kupanız olacak. Bu önemli. Bütün teknik direktörler bu 3 maç üzerinden çıkarımı yapıyordur. Fenerbahçe ve Galatasaray bundan mahrum kaldı bu sene. Ben Fenerbahçe'nin iyi oynadığını düşünmüyorum. Şimdi iyi oyunla ilgili hep şöyle bir algı var. Hücum futbolu. Ben hücum futbolundan bahsetmiyorum. Ben oyuna hakim olabildiğin, proaktif olduğun genel anlamda ama karşı tarafta reaksiyon verdiğinde başka bir planla reaksiyon verebildiğin, bir şey üretebildiğin, rakip yarı alanda etkili olabildiğin ve oyuncuların bireysel olarak kendilerini geliştirdiği bir sezondan bahsediyorum. Şimdi Fenerbahçe'nin bu sezon Altay'ın sayesinde kazandığı maç sayısı bir hayli fazla. Çok kritik kurtarışlar yaptı. Çok da formda. Bireysel olarak gelişim sağlayan isimlerin başında geliyor olabilir Altay. Evet. Yani geçen sezona nazaran daha da iyi. Kesin. Bence Türk milli takım içinde çok büyük bir şans. Altay gibi kalecinin olması. Birçok kalecimiz var ama o da bu havuzun içinde. Ama gelen oyuncular olsun, daha önceki buradaki oyuncular olsun. Hangi oyuncu şu anki sistemde, şu anki futbolda, şu anki antrenman metotlarıyla kendi performansının ilerisine gitti? Ben çok fazla göremiyorum. Nazım Sangari'yi sayabilirim. Bence ligin şu an en formda sağ beklerinden bir tanesi. Ciddi bir atletizm sunuyor ve bu konuda da hem gidişlerde hem dönüşlerde belki topu istenilen kadar iyi kullanamıyor ama öyle kullanabilse zaten bambaşka bir fiyata transfer olurdu. Nazım Sangari'yi beğeniyorum ama onun dışında iki oyuncu var. Salahi ve Osayi. Onlar da yeni geldikleri için iyi form sergiliyorlar. Bir de Mametyan var. Bir de Pelkas. Evet, onu şu an o maçta oynayanlardan bahsediyorum. Hı, tamam. Ben genel sezon değerlendirmesi evet, evet. üzerinden çıkarım yapıyorum. Bir de Mametyan var. Evet. Ama sezon geneline bakarsak doğru söylüyorsun. Luis Gustavo, Pelkas, Nazım Sangare, Altay Bayındır, Mametyan. Geriye kaldı 6 oyuncu. Evet. Yani Salahi ve Osayi de yeni geldikleri için. 5 oyuncuyla iyi futbol oynamak çok kolay değil. Kolay değil. Bir. İkincisi, bu illa hücum futbolu olmak zorunda değil. Yine söylüyorum. Hakim olduğum mücadeleye, mümkün olduğu kadar rakibine futbolunu kabul ettirmeye çalışan, iyi oynayan. Şimdi Fenerbahçe taraftarı İşte hain ilan ediliyor, şımarık ilan ediliyor. Bu arada ben. Onun ben gördüm olarak... birçok Fenerbahçe yazarının, muhabirinin son dönemlerde özellikle Galatasaray maçı sonrasında işte çok sabırsızsınız. 48-48-48 ligde neden bu kadar sabırsızsınız? Köstek olacağınız yerde destek olun. İşte bu takım şampiyonluğa ulaşacak. Sadece neden sabırsız olduğunu ben anlatayım Fenerbahçe tarafından. Attığın tweet'te de biraz anlattın evet, onu. 15 yıl. Son 15 yılda 3 şampiyonluğu son maçta kaybetmiş Fenerbahçe taraftarı. 3 Temmuz dönemini yaşamış. Çok yıpratıcı bir süreç. Son 10 yılda 2011'de en son şampiyonluğunu kazandığını varsayarak son 10 yılda 2021 yılındayız. Bir şampiyonluk görmüş. 7 yıldır kupa alamıyor. Hiçbir başarısı yok. Son sezonu 7. Bir önceki sezonu 6. bitirmiş Fenerbahçe taraftarı. Stoper arayışında doğru stoperi 9. transferinde bulabilmiş. Ali Koç yönetiminden bahsediyorum. Öncesi de var. Doğru forvet oyuncusunu hani deniyor ya 48-48-48 işte Galatasaray'da 48 puanda. Galatasaray Cagne ile başladı sezona en fazla maliyet yaptığı transferi sakatlıktan dolayı oynayamıyor. Neredeyse forvetsiz oynadı 48 puana ulaştı. Orta sahada Etebo ile oynuyor. Bugün Etebo'ya hani saygısızlık etmek istemiyorum ama takas yapalım desen herhangi bir takımın oyuncusunu almak için birçok takım kabul etmez Etebo'nun performansına bakınca. Şampiyonluk adayları üzerinden git. Kesinlikle Gustavo, etmez. Josef de Souza, Etebo. Kesinlikle üçüncü etmezler. Üçüncü sırada Etebo tabii. Sakatlıksa Sofyan Feghouli takımın en önemli oyuncularından birisi sakat. Radamel Falcao geldiğinden beri sakat. Beşiktaş'a geçiyorum yine 48-48-48. Beşiktaş'ın sezona başladığı kadroda şu isimler iyi oynayacak deseydim muhtemelen seni de beni de istifaya davet ederlerdi. Necip, Oğuzhan, Larin, Yayiç. Bunlardan zaman Rozier, zaman Gezal. Rozier, Gezal, Rozier zaten sessiz sedası geldi. Hatta Abubakar. Evet, yani bu oyuncularla ilgili
Yani sırf Larin 10 gol ve fazlası atacak desen, ya sen niye spor yorumculuğu yapıyorsun, orada oturacağına gelip ben oturayım diyenler olurdu. Şimdi bu koşullarda Fenerbahçe taraftarının takımından, çünkü Mesut geliyor diyorsun, Mesut ol diyorsun, 300 bin SMS. Forma alın diyorsun, forma rekoru kırıyorsun diyorsun, forma alınıyor. Fener ol kampanyası diyorsun, oradan bağlanıyor, buradan havale yapıyor, oradan SMS atıyor, milyonlarca euro. Bir yerden sonra da bu taraftarın da herhalde şöyle bir hakkı var. Ya ben keyif almak istiyorum, benim takımımın kupa kazanmasını istiyorum ve artık bana çok sabırsızsınız, çok işte şımarıksınız, şöyle oldu, ben bu filmi daha önce gördüm. Ben size anlatıyorum, Fenerbahçe taraftarının gördüğü filmi anlatıyorum. Fenerbahçe taraftarını 15 yılda 3 şampiyonluğu son maçta kaybetmiş, son 10 yılda bir şampiyonluğu var. Stadında gişeler kapatılmış, taraftar olarak maça alınmamış, maça alınmamış. Fenerbahçe taraftar şampiyonluk kutlamasında hakarete maruz kalmış belirli bir kısmı. Fenerbahçe taraftarı size, Ali Koç yönetimi için söylüyorum, teveccüh göstermiş 20 yıllık bir başkanlık yönetiminin 4 katı fazla oy vererek sizi başkanlık makamına getirmiş. 7. olmuşsunuz, sesini çıkartmamış. 6. olmuşsunuz, sesini çıkartmamış. Hep destek vermiş, yine finansal olarak destek vermiş. Eleştirince hainsiniz. Ben buna katılmıyorum.